Achtung, Kat. Action. Başlıyorum ha. Let's go dediğin zaman Muri. Türkçe yapıyorum ha. Tamam, let's go. Okay. Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yaman burada. Yaman is the squad arkadaşlar. Almanya'dan Türkiye'ye kucak dolusu selamlar. Şu an Mannheim'in semtimde, tam ana merkezinde. Bu arada da 2 dakikalığına bir reklam da olsa şeyde çalışıyorum. Burada Frizio Pöl arkadaşlar. Aynı anda da gelirseniz lan durun. Öyle mi? İstediğiniz gibi gelebilirsiniz. Diyeceğim şu ki, bugünkü konumuz arkadaşlar, Almanya'da yaşayan Türklere selamun aleyküm ahlem ve sahlem. Almanya'da yaşayan Türklere bir soru soracağım. Şimdi belki güleceksiniz. Bu sorunun cevabını da videonun sonunda zaten göreceksiniz arkadaşlar. Allah Allah Allah. Soracağım soru bu. Türkçe kelime olarak yarrak ne demek? Yarrak varsa çıkar. Ne? Bildiğiniz soru bu. Evet, yanlış duymadınız. Yarrak ne demek? Ne? Şimdi çoğunuzun aklınızda kötü şeyler gelecek. Yarrak bilmem böyle, yok bilmem yarrağım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. diyeceğim şu ki, yarrak kelimesi ne? Onu insanlara soracağız. Bilenler olursa eyvallah çekeceğiz. Bilmeyenler olursa yine eyvallah çekeceğiz. Ki bazı laflar Azerice'de başka anlamlara geliyormuş. Eğer bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Like bırakmayı unutmayın. İstediğiniz sorular varsa yazın. Bakarsınız ilerleyen haftalarda, ilerleyen günlerde belki o videoyu çekeriz. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Birazdan görüşmek üzere ve haydi bebeğim. Abi sana ufak bir sorum olacak. Bu arada merhaba Ali abi. Merhaba. Keyifler nasıl? Elhamdülillah, Allah'ım şükür. Allah iyilik versin. Keyif hoş ya. Hoş ya. Hoş abicim, çok iyi abi. Şu an paydos yaptın, çalışıyordun herhalde. Paydos bitti iş. Paydos. Çok iyi abicim. Paydos yaptım. Süper abicim. Evet. Bu arada arkadaşlar, benim patronum olur yani kendisi. Eğer saç kesmek isterseniz S26'ya gelin. Frizio Perle unutmayın. Mannheim tam merkezde, İstanbul. Little İstanbul. Yaman. Şimdi Ali abiye bir soru soracağım ben. Abi bir sorum var. Türkçe soracağım. Kelimeleri şey yapıyoruz arkadaşlara, Türkiye'de yaşayan arkadaşlara veya Türk olanlara. Bakalım kelimeyi bilecekler mi? Benim sorum sana bu. Yarrak ne demek? Bu arada arkadaşlar, unutmadan size söyleyeyim. Kameranın arkasında her zamanki gibi Murat kardeşim, Rebograf'ı abone etmeyi unutmayın. Allah razı olsun ondan. Şimdiye kadar tüm videolarımda yanımdaydı. Bu arada buradan Mr. Grey'e de çok selamlar yolluyorum. Mr. Grey de Osman kardeşimiz yapıyor. Ama tabii genelde kameranın arkasında profesyonel Rebograf kardeşim burada. Allah razı olsun. Abone etmeyi onu unutmayın arkadaşım. Yaman. Kameranın arkasında bir iki arkadaşım var burada. Biri solda, biri sağda. Biri iş arkadaşım aynı anda. Çok da selam yolluyorum buradan. Uğur Sarı'ya buradan, Uges arkadaşımıza buradan selamlar. Kucak dolusu selamlar. Hepinize kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve aynı anda Tolga kardeşimize, DJ Ben ve Sen. Bu arada bu hafta sonu cumartesi kendi eventim var. DJ Ben ve Sen geliyor. Ondan sonra Allah'a şükürler olsun, bir şeyler yapmaya çalışacağız işte. Devamını görelim arkadaşlar. Şimdi çarşı içine yürüyoruz. Bilmiyorum ki canım. Ne olabilir sence? Eski Türkçe'ye giderek sana tip de verebilirim. Eski Türkçe bilmiyorum yani, yeni Türkçe yarrak... Bize mi diyor lan bu? Bir şey yani... Yarrak ne demek? İyi değil ya yani. Ama... Nasıl? Eski, dur. Yarrak nasıl iyi değil? Yarrak bir iyi. Adam bana dedi, bu silahdır. Ha evet, bak. Evet, hangi adam dedi onu? Sen eski dedin. Türk... Nasıl, ben mi? Ben öyle bir şey demedim. Ama çok iyi. Yarrak, evet doğru abicim. Bilmiyorum vallahi. Peki, canım. Peki bir sorum daha var. Yavşak ne demek abi? Bilmiyorum. Yavşak kötü bir şey değil. Tam Türkçe bilmiyorum yani. Anladım ama Türkçe yine de iyi. Biraz ya. O zaman biraz şimdilik de ben sana teşekkür ediyorum. Videomda olduğun için. Bunu yayınlayabilir miyim?
Tamam. Yayınlayabilirim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Seçavan. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. İnşallah. Yarın görüşürüz inşallah. He? İnşallah. Canım. Tamam. Oldu. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki abilere, ablalara, yengelere, teyzelere gidelim. Eyvallah. Görüşürüz. Evet. Bu arada bu sokaklar Almanya'da Bronx oluyor. Oluyor da oluyor işte. Tehlikeli yerler. Gördün. Tehlikeli oluyor yani. Bu sokaklar göya buranın en tehlikeli sokakları. Biz burada yetiştiğimiz için, büyüdüğümüz için bir sıkıntı yok yani. Biz herkesi tanıyoruz Allah'a şükürler olsun. Ama herkesin içince işte. Araplar, Türkler, Kürtler bir arada yaşıyor. Kardeşçe. Ve hep de böyle kalmasını istiyoruz tabii. Haliyle bütün dünyaya her zaman barış arkadaşlar. Yaman. Bunu unutmayın. Bu arada şimdi burada birilerini bulabilirsek ki bir arkadaş söz verdi burada birini buluruz diye. Türk birini bulabilirsek sevinirim. Evet. Bulabilir miyiz burada birini? Getirebilir misin? Ayarlayabilir misin bize birini burada? Şu an kameranın arkasında arkadaş. Hani kendisi görülmek istemiyor fazla. Çünkü bir de kısmetse yakında evlenecek. Allah şimdiden hayırlı uğurlu etsin. İnşallah utandırmasın. Uğur kardeşimi. Allah inşallah hayırlı evlatlara nasip eylesin. Bu... Amin. Bu arada bütün evlenmek isteyenlere Allah nasip kısmet etsin arkadaşlar. Amin. Kendimize de gelince sağlık sıhhat olsun ne yapalım. Ve işte şu an bu arada Murat'ım sen nasılsın, iyi misin? Şöyle bir konuş bakayım mikrofona. Allah'a şükür iyiyim, sen nasılsın? Allah'a şükür biz de iyiyiz. Türkiye'ye buradan selamlar yolluyoruz değil mi Murat'ım? Aynen, selamlar memlekede. Evet, memlekete selamlar, tamam. Evet, şimdi evet Dejavu'nun sahibi bir arkadaş gelecek. Evet, Uğur ayalla, ayal gel abimiz. Abi gel, yabancı değilsin gel, hem reklam olmuş olur gel. Bir reklam yapalım, şöyle Dejavu'ya doğru çekelim hatta. Reklam önce selamun aleyküm. Aleyküm selam abicim. Evet nasılsınız, iyisiniz? İyiyim sağ ol, siz nasılsınız? Allah şükür hamdolsun, biz de diyelim iyi diyelim iyi olalım. Evet. Bu arada isim Işık, sola mı geçelim, sağa mı? Arkaya. Arkaya doğru. Böyle iyi mi arka? Şu ortaya geçsek olur mu? Ya. Tamam ortaya geçelim gel abi. Evet. Keseriz zaten, sıkıntı yok. İyi mi böyle, Dejavu da çıksın bak, reklam olsun. Her iyi de nasip olmaz biliyorsunuz. Tamamdır. Şimdi şöyle bir şey var. Öncelikle videoyu kayda YouTube kanalıma kabul ediyor musun, etmiyor musun? Sıkıntı yok ya, kabul ediyoruz. Eyvallah. Ya, tamam eyvallah, Allah razı olsun. Bu arada isim? Mazlum. Mazlum. Ne yapıyoruz, ne işle uğraşıyoruz? Abi nargile kafeyle uğraşıyoruz. Evet. Yandan bir de müzikle uğraşıyoruz. Evet. Müzik derken? Hem müzik grubum var yani, o çok arkadaşlarla iyi. Beraber işte gidiyoruz. Düğünlerde falan ne çalıyorsunuz? Evet, aynen. Türk düğünleri de falan ne? Aynen. Çünkü bu videoyu genelde Türkiye'dekiler izleyecek. Evet, evet. Bu arada kaç senedir Nargile Kafe'yi işletiyorsun? 10 senedir buradayız. Maşallah ya, Allah bol kazançlar versin. Allah bol kazançlar versin. Hayır. Amin. İnsanlarla karşılaşmayı nasip eylesin. Eyvallah, sağ olasın. Sana iki sorum var, sualim var. Buyur. Şimdi bu soracağım soruyu sakın yanlış anlama. Çünkü ben bu soruyu araştırdım. Evet. Türk'üz değil mi? Evet. Ha, eski Türkçe dili var biliyorsun. Sadece tek bir dil, bir Türkçe dili yok. Evet. Başka eski Türk dili de olduğu için. Çünkü yani aslında yani Türkçe tamam da Kürt aslında. Tamam, Kürt o da olabilir. Kendi. Tamam, hiç sıkıntı yok. Çünkü şöyle bir şey var. Sonuçta aynı yeri, aynı evet, yerden geliyor. Evet, sıkıntı yok. Yerimiz şimdi aynı, evet. İlk sorum şu. Bilirsen eyvallah. Bilmezsen de eyvallah. İlk sorumuz şu. Tabii. Ufaktan başlayayım. Yavşak ne demek? Kötü bir kelime değil. Onu sana söyleyebilirim. Valla ben sana şimdi ne cevap vereyim? Aynen. Valla ben buna cevap vermem ya. Bunu sen... Ben sana ipucu vereyim. Bit. Biti biliyorsun. Evet. Bitin bir ufağı ne oluyor? Yavrusu oluyor. Yavrusu mu oluyor? Yavşak bit yavrusu demek. Biz ama Türkçe genelde dil olarak hep diyoruz ya yavşak bilmem ne. Biz hep kötü anlama çekiyoruz ya. Evet. Sıkıntı orada başlıyor bizlerde. Normalde yavşak kelimesi kötü bir kelime değil. Evet. Normalde. Şimdi ikinci sorum. Burada belki kopacağız. Şöyle bir olay var. Azerice, Azerbaycan'ı biliyorsun. Evet. Ha, buradan Azeri kardeşlerimize de selam yolluyoruz. Selam olsun ey Türk dünyası. Selam olsun Azerbaycan. Sonra sonuçta kardeş devletimiz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yarrak ne demek?
Meyve suyu mu demek, bir şey mi demekti? Ben yok. Dedim yani. Evet, bir şey aynı. Meyve suyu gibi bir şey yani. Şöyle sana bir ipucu vereyim. Diyelim ki Azerbaycan'a uçakta iniş yaptık. Evet. Servisten geçiyoruz. Evet. Orada adamlar duruyor. Evet. Tamam mı? Sana ilk sordukları soru nedir? Hani bavulunuzda herhangi bir şey getirdiniz mi? Evet. Ne soruyorlar biliyor musun? Yarrağınız var mı? Öyle mi? Biz olarak ne düşünüyoruz? Abi ne demek yarrak ya? Affedersin hani varsa gösteririz değil mi hesap? Öyle bir şey yok ama. Yarrak ne demek biliyor musun? Ne demek abicim? Şöyle şey var, o konuşurken o hissiyatı... Bu arada arkadaşlar şimdi olur da dayak mayak yeriz. Çünkü düşsene bazı abiler vardır belki hayt huyt yapar, ne diyorsun lan der. Olur mu olur. Şimdi bu abimiz gibi ama her an her şey olabilir yani. Yani o yüzden şimdi bizim Türkçe dilimizdeki işte problem bu. Yarrak diyorsun. Yarrağım diyorsun. Millet kötü sanıyor. Ama tabii ben bunları şimdi şöyle yapacağım. Videonun sonunda zaten bunlar çıkacak arkadaşlar. Videonun sonunda bu kelimenin anlamını göstereceğim size. Yaman ki bilin sonuna kadar bakın. Aynen böyle. Şu an Türk vatandaşlar lazım bize de. Allah Allah. Göktar arkanı normalde yerde buluruz. Bugün de maalesef çok az Türkler var. Ondan dolayı bakacağız artık. Ha aynı anda Almanca videosu su da yapabileceğiz. Aklımda benim bir şey var. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim aynen. Evet arkadaşlar böyle bir şey var. Bu arada bildiğiniz gibi artık Türkçe videolarda yapıyoruz. Murat kardeşimle beraber. Haftada bir kere Türkçe videosu. Bu hafta Türkçe videosu çektiysek önümüzdeki hafta Almanca videosu. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Artık Türkiye'de de varız her zamanki dediğim gibi. Ya aman. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü Türkiye'den de Allah razı olsun sizlerden %44 izleniyor videolarım. Ondan dolayı düşündüm ki ya dedim niye Türkçe videolarda yapmayalım ki? Almanya'daki yaşayan Türkleri, gurbetçileri Türkiye'ye gösterelim. Bu kadar basit. Evet. Hani hep siz Türkiye'de şey sanıyorsunuz ya, acaba Avrupa'daki Türkler ne yapıyor, ne ediyor, nasıl şey yapıyor veya Türkçe biliyorlar mı konuşmasını? Ben biliyorum, Allah şükürler olsun. Sonuçta özümü geldiğimiz yeri unutmadık. Vatan millet Sakarya arkadaşlar, bunu unutmayın. Silah. Ha. Allah Allah Allah. Silah demek. Yok canım. Yarrağın anlamı silah. Yarrağın var mı? Demek silahın var mı? Eski ya, Türkçe. Araştır Google'a, Google Baba'la gir, sor bak. Olay bu yani. Ve anlayacağım budur. Eğer şimdiden şöyle de söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum önce. Instagram'ınız var mı? Eyvallah. Instagram'ınız var mı? Var abicim. İstersen Instagram'ı da verebiliriz. Tabii. Söylersen. Mazlum Tutay. Tamam. Yani Dejavi falan ne? Mazlum Tutay. Dejavi'nin de kendi sayfası var. Dejavi Launch diye Manheim diye size verirseniz çıkar zaten. Çıkar. Tamam. Evet. Peki adres olarak neydi buranın? S1 numara 10. Tamam. Arkadaşlar duydunuz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Eyvallah, şimdiden. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ettim. Görüşmeler. Videoyu yayınlayabilir miyiz? Tabii ki. Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Devamı geliyor şimdi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tamamdır. Olay bu. Allah razı olsun. Dankeschön. Bu arada arkadaşlar şu an işte bu gördüğünüz meydan şu an aslında böyle boş değil. Şimdi hava bir gün kötü, yağmurlu geçti falan ne. Bir de akşam şu an herkes yemekte falan ne. Buralar tüm restoranlar, Türk iş yemekler var. Bilmem işte efendime söyleyeyim işte meydan restoranı var, steakhouse, kebap var. Var da var yani. Hani burada genelde Araplar, Kürtler, Türkler, ne bileyim aklınızda her ırktan bütün insanlar var burada. Manheim'a küçük İstanbul dedikleri yer işte Little İstanbul dedikleri yer burası arkadaşlar. Genelde her şey burada oluyor. O yüzden eğer yarın bir gün gelirseniz bu adrese buraya gelin yani öyle diyeyim. Evlilik için mesela gelinlik, damatlık falan ne alabiliyorsunuz rahatlıkça. Sarafçı, kuyumcu her şey var. Efendim abi eyvallah Allah razı olsun teşekkür ederim. Arkadaşlar destek olmayı unutmayın tabii. Her zamanki dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. En önemlisi de abone dedi. Like verin yeter bana. Like. Başka bir şey gerekmiyor bana. Ondan dolayı gerisi gelir zaten Allah kerim. Abim kolay gelsin. Eyvallah. Evet şimdi arkadaşlar böyle. Kızlar yolu değiştiriyor evet. Kızlar da değiştirmesi aslında iyiydi. Bir iki sorum da bayanlara var zaten. Ama burada biri geliyor gözüme kestirdim. Kulaklıkla telefon gibi bir şeyler yapıyor. Deneyeceğim. Soracağım. Hanımefendi 2 dakika müsaadenizi alabilir miyim? 2 dakika.
Denedim. Gördüğünüz gibi olmuyor. Aslında istiyor ama olmuyor. Yani burası böyle arkadaşlar. Hani bazıları olur, yok Madonna'lık yapar, yok işte yok benim burnum havada, yok anlam şey. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet, aha bak işte. Gel burada abi, şurada duruyoruz ışık olarak. Abi çok. Gel gel ışık olarak. Kameracıyı dinlemek zorundayız tabii. Ben şurada işte. Sen sola mı geçeceksin? Aslında benim de şoku zaten sol taraf ya, ama sıkıntı yok. Benim de öyle. Vallahi mi? Sağdan kazalıyım. İsim? Baran. Baran, memnun oldum. Ben de memnun. Şimdi şöyle bir şey var. İki soru soracağım, tamam mı? Gülersin, şey yaparsın, belki yanlış algılarsın. Algılama, çünkü onun sana anlamını da söyleyeceğim. Tamam mı? Artık dikkat etmem lazım bence sorulara. Sorular vallahi bende çok, beni bilen biliyor yani. Ben anladım. Direkt. Biz de yeni mi tanıyacağız? Sen ne yeni tanıyacaksın, öyle diyeyim. Bir de şimdi şöyle bir şey de var, araştırmadan ben hiçbir şey yapmam. Evet. Yani o yüzden güzel. Garanti, safe. Güzel. Şimdi ilk önce tanıyalım, kayıtta mıyız? Tamam. Bu arada isim? Baran. Baran, memnun oldum, ben Yaman. Ne işle uğraşıyoruz, ne yapıyoruz, kaç senedir buradasın veya? Ben burada pek eski sayılmam. 2-3 senedir burada, 3 senedir buradayım. Aha. Müzisyenim. O, ekstradan burada çalışıyorum. Çok güzel. Müzisyen derken şarkı söylüyorsun yoksa çalıyor musun? Söylüyorum. Söylüyorsun. Evet. Süper. O zaman nerede dinleyebiliriz seni? YouTube'da dinleyebilirsiniz. YouTube'da, Instagram'da ya da aha, burada yaşıyorsanız bazen sahne alıyorum buralarda. Çok güzel. Evet, süper. Dinleyebilirsiniz. İyi. Baran Sönmez ismi. O zaman biz seninle videodan sonra bir konuşalım. Çünkü olur, bende birkaç bir şeyler var. Olur. Görüşelim. İsim, Instagram nereden bulurlar seni? Baran Sönmez. Instagram'da, tamam. TikTok'ta, tamam. YouTube'da bu isimle çıkıyor. Tamam, süper. O zaman bugünkü sorum. Soruları merak ediyorum. Evet, bugünkü sorularım. Bak çok komik bir sorular ama çok anlamlı bir sorular. Şaşıracaksın. Bu arada memleketini sorabilir miyim? Antepliyim, Gaziantep. Ha, o zaman bilmen lazım aslında. Ki Antep'in yani hikayesi ne geçilmez yani. Sıkıntı yok. Eyvallah, patronu da atarım. Sıkıntı yok. Şimdi ufaktan başlayayım soruyu, tamam mı? Evet. Evet arkadaşlar, Bara kardeşimize ufaktan sorulara başlıyoruz. İki soru sadece, fazla bir şey değil. İlk sorum. Kelime olarak, anlamı olarak Türkçe'de yavşak ne demektir? Gel buradan gel. Çarşambayı sen almışlar. Çarşambayı sen almışlar. Buradan bir aklı geldi. Yanağımı bastı geçti vay vay. Neriman abla, Neriman abla, Neriman abla içeride. Neriman abla, Neriman abla. Nasılsın ablam, iyisin, ne var ne yok? Ne yapıyorsun? Allah, sen nereye kaçıyorsun? Sen nereye kaçıyorsun? Sıkıntı yok. Vay up mı yapıyorsun? İçeri gel. Ya içeriye gelelim mi? Hadi bir gel gel abi. Gel. Şimdi benim zannımca iki türlüsü vardır. Birisi ciddi anlamda birine o kelimeyi kullandığınızda böyle sözüne itimat edilmeyecek, gevşek, sağ solu belli olmayan insanlara denir. Evet, anlıyorum. Bir de samimi arkadaş ortamında hani böyle fırlama arkadaşlar vardır ya, böyle el avuca sığmaz. Evet. Bir de onlara yavşak denir. Evet, onları da anladım. Onlar eyvallah. Çünkü çocukluğumuzdan belli bizler de hep öyle sanıyorduk. Yani eğer biyolojik anlamda soracak olursan da pirenin ya da sineğin mi yavrusuna deniyordu. Ha, değil ama doğru yoldasın. Ya. Ama doğru yoldasın. Bit, biti biliyorsun. Ya bit, evet, bitin, ha, bitin yavrusuna deniyor. Aynen. Evet. Bitin yavrusu. Arkadaş bak biliyor. Bu bir. İkinci sorumuz. En sağlam, en sevdiğim sorulardan bir tanesi benim. Patlatacağım bizi bak. Ay, estağfurullah. Yarrak ne demek? Ay bir de buradan yak. Abi. Aynen. Amaç mı zaten? Ürümeye yarayan bir organdır. Yok. Kim diyor lan birbirin için yaratılmış diye? Kim diyor? Yanlış. Abi. Yok. Anladım. Yürüyor, soru çok tehlikeli. Yok yok yok. Tamam, sen şimdi soruyu aldın. Kalmadı, sen, gideyim ben. Sen soruyu şimdi almış oldun zaten. İki saniye. Kötü bir şey değil. Vallahi kötü bir şey değil. Azerbaycan. Ha, silah demek. Ha. Bak. Yaman. Evet. Bak hemen bildi. Bu arada Azerbaycan'a buradan selamlar arkadaşlar. Bu kadardı ya. Teşekkür ederim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. O zaman bir de şöyle bir şey var. Herkesle yapıyorum. 3'e kadar sayıyoruz. Yaman is this quote diyoruz. Benim sloganım. Yaman. Yaman is this quote. Şuradaki is yazan. This Yaman is this quote. Ya okey. Bu benim sloganım. Yani benim takımım şey oluyorum. Aska. 1, 2, 3. Kayıt.
Kayıt. Evet arkadaşlar, şu an bu arada Mannheim'e gelirseniz SG2 Zonen Studio'ya gelmeyi unutmayın. Evet, tekrardan buraya geldim. Tekrardan Erman ablamızı ziyarete geldim. Ve o iki tane soruyu soracağım. Şu an videoyu izleyenler, telefonun arkasında duranlar, televizyondan bakanlar şu an gülmekten belki de ölecekler. Ama o soruyu çünkü biliyorlar, duydular. Bilmem anlatabildim mi? Parmaktan sonra dermiş. Ben Saadettin Teksoy. Şimdi önce bir tanıyalım. İsim? Nermin Güler. Nermin Güler. Ben niye sana Nerman abla diyorum? Bilmem. O öbür videoda da Güler dedim sana. Güner. Güner. Ya Güner'in bir soyadı, bir anlamı Antep'te falan ne vaya şey var mı? Antepliyiz değil mi? Hı hı. Aynen. Ama yok. İyi, ama yok. İyi, tamam. Kaç senedir buradayız? O söylemiyor. Yani veya doğma büyüme buralı mısın? Hayır, öyle tamam. Diyelim sana. Çok güzel. Dükkan size ait tabii. Solaryum mumumuz, neyimiz var. Bu arada fiyatlar çıktı mı elektrik para? Aynen çıktı. Çıktı, iki katı mı oldu? Fiyatlarımız da çıktı. Evet. Ama yine de en ucuzu biziz. İyi, Allah o zaman bereket versin diyelim. Bu arada arkadaşlar gelin. Adımı aynen verip de gelenler olursa adımı demeleri yaparız gerek. Ya. Rabat deniliyor buna. Aynen. Kaç euro rabat? 1-2 sen. Yok canım yani. Sen atıyorum 15 öyle euroysa 10 euro mu yapalım? Olur. 10 euro. Yaparız, 15 euroysa 10 euro arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Ha. Attıran varsa attırsın. Allah Allah Allah. Her neyse. Şimdi sorumuza gelelim. Gelin. Sakın ama beni yanlış anlama bak. Anlamam. Vallahi abi şu an belki korkuyorum da. Tokat da atarsın, sana belli olmaz. Umarım. Bu arada Zafer abi bu videoda sana bol bol selamlar. Şimdi şöyle bir şey var. aman diyeyim. Allah bak arkadan veriyorlar. Aman diyeyim ben şöyle bir götümü sağlama alayım da duvara alayım. Şimdi şöyle bir şey var. Abla ufaktan başlıyorum. Türkçe şeyimiz iyi mi, bilgimiz? Türkçe'den ne kadar iyiyiz? İyisin. O kadar değil. Ama yani, Türk okuluna gittin mi abla burada? Yok. Okay. İşte sorunumu. Anladım. Sıkıntı yok ama sonuçta Türkçe konuşuyoruz ya, da. Türkçe konuşuyorum ama bazı kelimeleri anlamıyorum. Evet. Şimdi sana şunu söylesem. Azerbaycan desem aklına ne gelir? Kardeş. Kardeş değil ülke. Değil mi? Kardeş yani ülke. Aynen. Buradan Azerbaycan'a tekrardan selamlar. Selam olsun ey Türk dünyası. Selam olsun Azerbaycan. Selam olsun Türkiye'miz. Selam olsun Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan. Tamam, sorumuza geliyorum. Ufaktan başlıyorum. Türkçe'de kelime olarak yavşak ne demek? Yavşak. Yavşak. Çok affedersin tabii. Yavşak. Yani ne bileyim, yavşak karaktersiz bir insana denilir. Aa. Cıvık bir insana aa denilir. Aa. Diyorsun. Diyorsun. Ben bilmiyorum, sen diyorsun. Ya öyle ama. Demek yavşak ki yani düzgün bir insana denmez. Sen sinirlendiğin zaman dur bir. Yavşak demem. Ne ben dersin? Kendime... Bu kadar hostu gördüm, çocuğunu ilk defa giriyorum arkadaş. Pardon? Yok, onu da demem çünkü ben bana sevmediğim kelimeleri başkalarına kullanmam. Helal olsun abla. Tabii şimdi kötü kelimeler, evet buradan alkış. Allah razı olsun, eyvallah. Tabii örnek olmamız gerekiyor değil mi aynen haliyle? Aynen öyle. Çünkü küfür hiç sevmiyorum. Hoş değildir ama bir şey söyleyeceğim. Hiç sevmiyorum. Evet, ben de sevmem de ama bu küfür değil ki. Küfür değil, yavşak yavşak bilmiyorum yani. Benim şeyim... Onu şey yapıyor yani yavşak. Ama niye işte karakteri olmayan bak, bu videonun amacı da işte bu. Türklerin asıl düşüncesi nedir? Hani şimdi Türkçe'de neye çekersen evet, çek. Çekiyorsun evet. Ama yavşak aslen ne demek biliyor musun? Neymiş? Bit'i biliyor musun? Bit. Bit. Aynen. Hani saçlarda. Loize. Ha. Hı-hı. Türkçesi bit. Bit. Bit'in yavrusuna ne denilir? Bit'in yavrusu var mı? Tabii var. Yok. Her şeyin yavrusu var. Yok, yavrusu yok. Var. Bit'in yavrusu. Evet. Var mı bit'in yavrusu? Tabii var. Aha arkadaşlar bak ya, al kameranın arkasında yanında. Al üç tane var işte burada. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bit'in yavrusu. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Tamam, hiç sıkıntı yok. Bit'in yavrusu şu. Yavşak mı? Yavşaktır. Vallahi mi? Evet. Şu an resmen arkadaşlar giren bakabilir. Evet. Resmen yavşak bit'in yavrusu demek. Bit'in yavrusu yavşak aynen, demek. Aynen öyle. Eğer yanlışım da varsa arkadaşlar, videoya bakan izleyenler olursa aynen videonun mi altına yazsınlar. Yazalım. Ben %1500 eminim. Çünkü araştırmadan bir video çekmem. Tamam. Beni tanıyanlar tanır. Ya aman. Aynen. Çünkü abla şimdi bu durumda dayak yemek var. Ne bileyim bir yanlış birine denk gelir mi? Tak. Bir patladı. Ha. Şimdi ikinci sorumuz şu. Eyvallah kardeşim. Ah. Bu arada gelmen iyi oldu. Dur be, o lazım olabilir gibi geliyor. Şimdi şöyle bir şey var. İkinci sorum şu. Hemen pat diye söyleyeceğim ha. Yarrak ne demek?
Kadir. Anne bu arada sen bakıyorsan sakın yanlış anlama, videonun sonuna bak. Evet. Tamam, Türkçe'de belirli bir şey söylemek ama Azerbaycan'da tabanca demek. Vay arkadaşlar, alkış. Vallahi hiç tahmin etmiyordum. Bitin yavrusunu bilmedi ama yarrağın anlamını... Ama cidden onu televizyonda gördü. Vallahi. Nerede gördün onu? Televizyonda mı? Azerbaycan şeyinde öyle konuşuyorlardı. Mesela bir de içecek var şok diye. Evet. Bir de bir sok, evet. Aha, bir de bir şey daha var. Şok dedim onun için. Aynen. Anlatıyor, söyleyebilirsin. Şöyle bir şey de var o zaman. Madem o kadarını biliyorsun. Hı. Göt ne demek? Onu bilmiyorum. Ben sana senin gibi arkadaşlar götün anlamı şudur. Ne? Kaba. Nasıl diyeyim sana? Kaba işte böyle. Hı-hı. Kaba denilir. Göte kaba. Hani kaba konuşma. Ya da Göççe konuşma. Göççe. Fabrikaları olan bir insan kerhanem var der. Evet. Aynen. Aferin. Evet. Vallahi buradan arkadaşlar. Burada Nermin ablaya. Azerbaycan şeylerini çok evet. Sevdim. Konuşmalarına bayılıyorum. Evet. Ben de bayılıyorum. Buradan tekrardan o zaman Azerbaycan'a evet. Kucak dolusu selamlar. Allah'a emanet olun. Buraya da gelmeyi unutmayın. Beni de abone etmeyi unutmayın. Okay. TikTok kanalı da var. Bu arada da Hakan Çalanoğlu'nun bakın arkada tişörtü var. Bu herhalde Kerim Çalanoğlu olması evet. Lazım. Buradan Kerim kardeşimize çok çok selamlar. İnşallah. Kerim Çalanoğlu'na evet başarılar diliyoruz. Allah'tan kalbine gönlüne göre nasip etmeyi diliyoruz. Can nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bu kadar. Evet. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kendine iyi bak. Biraz komik bir video oldu. Umarım hoşunuza gider. Görüşmek üzere. Nermin ablam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Eyvallah. Şemsiyeni almayacağım. Alayım. Sen hatta atıyorsunuz var. Ne? Ana. Al abim kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin abicim. Sağ ol abim benim ya. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, sağ ol. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. İnsan. Ne var ne yok? İyi, sağ ol, sen ne? Allah şükür, hamdolsun. Biraz iş güç derken ziyaret, ticaret. Güzel. İki sorumuz olacak. Buyur abi. Kameraya çıkma imkanın var mı? Dur da bir şey yapsın. Çıkartalım. Yaptım biraz ya. Okey. Merhaba. Siz istiyor musunuz? Ya size iki soru sorsam olur mu acaba? Sen ister misin? Tamam, sıkıntı yok, daha bir şey yapmıyor ki. Geç. Kayda sat. Bak zaten keseceğiz yani, sıkıntı yok. Sen geçebilir, rahat ol yani. Sen kayıtta kal buradan. Sen gel. Seni bana. İstiyorum. Seni Korkma, istiyorum. Korkma benden, sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana. Önce müşterileri. Tamam. Arkadaşlar eğer buraya gelecek olursanız bakın. Sağ tarafında Ali Baba in the house. Burayı biliyorsunuz birçoğunuz. Ben genelde buradayım biliyorsunuz. Sol tarafımızda çiğ köftem o ses. Manheim'a da gelin arkadaşlar. Anam biberim, vurun kaderleri ateşelim. İçelim her gece karabiberim. Evet, yo. Çekiyor mu beni? Bu arada çekiyor mu? So. Bu arada arkadaşlar lütfen bakın, sizin için bu havalarda, soğuklarda, dışarılarda video çekiyoruz. Videoma abone olursanız sağ sol tarafta da bir yerde şey var, böyle zil var, zil sesi. Onu da bir aktivite yaparsanız, şöyle bir basarsanız bir de bir like. Başka bir şey istemiyorum ya, Allah kerim. Turkish position. O kadar yani, yapın. Şu Yaman kardeşinizi sevindirin, yapın. Yapacağınızı yapın. Yani bedava ya, bedava. Paralı değil yani, bedava. Eğer böyle gibi videonun devamının gelmesini istiyorsanız kesinlikle yapın. Ben bu videoya gerçekten normalde hiçbir zaman demezdim ama bu videoya 100 like istiyorum. En azından 100 like. 100 like olursa yarrak videosunun ikincisini yapacağız. Yaman. Söz. Bir soverde daha da sağlam yerde yapacağız. Tam böyle. Tamam mı? Ve bir iki bir şey daha ekleyeceğim üzerine. Şu an iki sualimiz var sadece. Bu yani anlayacağınız. Bu arada sponsorluk reklam için olur, şu olur, bu olur. Abiler, ablalar, bacılar, kardeşlerim. Buradan şu an YouTube kanalımda bize ulaşabilirsiniz. Ya bana. YouTube kanalımda e-mail adresim var zaten. Oradan güzelce e-mailime mesaj atabilirsiniz. Sonra değerlendirebiliriz. Türkiye için de aynısı geçerli. Almanya için de aynısı geçerli. Bunu da burada söylemiş olayım. Çünkü bazıları soruyor işte bir reklam yapabiliriz. Evet yapabiliriz ama e-mail olarak yazın. Ondan sonra durumu değerlendirebiliriz arkadaşlar. Bu kadar basit. Sponsorluk videosu eğer istiyorsanız.
Evet. Bu arada reklam olmasın. Evet Ali abi. Ali abi. Gel gel vatandaş. Ali abiye gel. Ali abi birazdan yanına geliyorum ha. Birazdan yanına geleceğim. İki sualim var ama. Tamam, iki sual. Bakalım bilebilecek misin? İyi akşamlar. İki sual. İyi akşamlar, afiyet olsun. Sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ olun size de. Selamünaleyküm. Elhamdülillah abi, sen nasılsın? İyi, çok evet arkadaşlar, şu an, şimdi çok sevdiğim, saydığım abilerin yanına geldik. Şu an burada O Ses Çiğ Köfte'deyiz. Bu arada buraya gelirseniz Manheim'a, buraya uğramadan sakın ha sakın başka bir yere gitmeyin. Mutlaka önce buranın abi lezzetlerini deneyin, yiyin, abileri tanıyın. Misafir, hepimiz misafirperveriz zaten. Burasına ne deniyorlar? Küçük İstanbul. Küçük İstanbul. Aynen. Gelmeden, gitmeden, görmeden etmeyin arkadaşlar. Ben Saadettin Teksoy. Evet. Bu arada önce bir tanıyayım abi. Ferit. İsim? Ferit İspir. Memnun oldum. Ben de. İsmail Şahin. Çok memnun oldum abicim. Ahmet. Ahmet abi çok memnun oldum. Abiler, doğma büyüme buralı mıyız yoksa sonradan mı geldik? Sonradan geldim. Ben 6 yıldır Almanya'dayım. Adana'dan geldim. Adana'dan 6 yıl. Her Jerusalem så idag mer än hälften av alla förskolebarn barn. Altı yıl oldu geleli. Evet, tamam, süper. Abicim sen? Ben de 11 sene oldu geleli. 11 sene oldu, süper. Ahmet abi sen? Ben 20 senedir buradayım. 20 senedir abicim, süper. Almanca falan ne? Nasıl Almancamız? Orta seviye. Orta diyelim. Seviye. İdare eder. İdare eder. İyi. İyi abicim, tamam. Abiler, affınıza sığınarak bu soruyu size soracağım. Merak etme. Buyur. Tamam, ben bu soruyu araştırdım. Araştırmadan da zaten herhangi bir video çekmem. Beni tanıyan tanır, bilen bilir arkadaşlar, bakanlar videolara. Şöyle bir şey var, iki soru sadece soracağım size. Tamam. Anlamını biliyorsanız şapkamı çıkaracağım. Tamam. Olay bu abicim. Önce size sorayım. Tamam. Sana sorayım Ferit abi. Veya bu soru size de geçerli tabii. Bilen varsa da hemen söyleyebilir. Türkçe mi soracaksın? Türkçe, tamam. Türkçe. Birinci sorumuz, ufaktan başlıyoruz, büyüğe gideceğiz. Kelimede, Türkçe kelimede anlamı yavşak nedir? Yavşak. İpnet top gibi bir şey. Ulan ne yazıyorsun oraya hırbo? Faşo ağa. Faşo ne demek la? Şey, belem puşt gibim, ibne gibim bir şey yani. Ulan! O senin fikrin ama ben hayır diyorum. Yavşak. Yavşak ya, nedir? Yavşak kaypak demek, sözünü tutmayan. Sözünü tutmayan, güvenilir olmayan kişilere, verdiği söze itimat edilmeyecek olan kişilere yavşak denir. Benim düşüncem bu. Senin düşüncen o. Bu kelimeyi çok kullandın mı abi? Yok. Tamam, sayıcı olalım bak. Tamam. Abi senin bir bilgin var mı? Ya ben katılıyorum. Aynen dediği gibi bizim Türkçemizde maalesef öyle diye geçiyor. Ama bilmediğimiz başka türlü şey de varsa. Evet, asıl anlamı var yavşak. Öğrenelim onun bir evet. anlamını yani. Bunu zaten arkadaşlar videonun sonrasında bilenler biliyor, biliyorsunuz. Abim, Ahmet abi. Yani bizim de bildiğimiz Türkçe olarak, Türk insan olarak yavşak, böyle sahtekar, yamuk yapan insanlara kullanılan genel sözdür genel olarak. Türk kültür olarak bu biliyoruz. Kültür olarak. Ama kelimenin asıl anlamını bilmiyoruz. Bilmiyoruz tabii ki. Tamam. O zaman size şunu söyleyeyim. Yavşağın anlamı, biti hepimiz biliyoruz değil mi? Bit. Ya. Genelde saçlarda falan ne olur? Bitin yavrusuna yavşak denilir. Yani Türkçe kelimede bit yavrusu demektir. Evet. Bunu araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Yanlışım varsa da ben zaten buranın çocuğuyum. Beni tamam, bulun, pataklayın bir güzel beni. Hiç sıkıntı yok. Doğrudur. Bit de çok sevilen bir şey olmadığı için yavşak denilebilir yani. Evet, işte biz de onu öyle şeyleri kullandığımız için pardon. Evet, hemen ikinci soruya geçiyorum. Tamam. Asıl soru bu aslında. Tamam. Tamam mı? Ama gözünü seveyim bak, sakın yanlış anlamayın. Yok, tamam mı? Affınıza sığınarak soruyorum. Ya anladım. Büyüklerimsiniz, abilerimsiniz. Estağfurullah. Ondan dolayı Türkçe kelime de yarrak nedir? Bildiğiniz yarrak. Evet. Bildiğiniz yarrak. Çok affınıza sığınarak soruyorum. Evet. İyi düşünelim, yani, iyi söyleyelim. Bu bilmeyen kim var ki ben neyine izah edeyim? Bilenler oldu. Şahit. Her şey kayıtta, kamerada. Tam da bu
bilenler oldu. Hemen pat diye söylediler. Dinsel organın alt tarafına denir. Düşüncemiz. Evet. Sen abicim. Aklıma bir şey geliyor ama ne kadar doğru. Söyle, aklına geleni söyle. Silah anlamında olmasın mı? Ne? Olabilir. O çok yakın. Silah. Silah anlamında. Sen Ahmet abi. Tabanca yani. Ya hangisini? Gene aynı şekilde. Ferit abi mi yoksa? Şimdi o standart. Ferit'in dediği standart bir şey. Herkesin böyle cinsi olarak. Ama bu geniş olarak İsmail abininki daha. Çünkü Azerbaycanlılar da mesela Türk daha çok, o Türkçesi onlarınki bizimkinden daha eski olduğu için evet. Yarak kelimesi tabanca olarak geçerli. Vallahi Allah razı olsun sizden ya. Hele şükür ya. Ben de vallahi korktum bileceksiniz diye. Vallahi gerçekten de helal olsun ama. Ama Ferit abi ben de evet ben de duyduğumda çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten de. Çünkü evet çok güzel söylediniz abi. Azerice eski Türkçe olduğu için, Türkmence'de olduğu için, Türkmence'de var daha, yara resmen silah denilir. Mesela sen Azerbaycan'a iniş yaptın, tam kapıdan geçeceksin. İlk sordukları şey polislerin, yarrak var. Aynen öyle. Biz o durumda biz ne yapıyoruz? 40-60 senedir taşıyoruz. Aynen. Ha, hatta bir filmi bile var. Yani şimdi filmi ben değil mi, bir filmi var. Adam da diyor ki açayım sok falan. Ha. Sok var mı diyor. Sok da bu arada Azerbaycan'da sok kelimesi de bizim içtiğimiz orange zat. Yani meyve suyu. Meyve suyu. Ya meyve suyuna sok diyorlarmış. Ha, bir de şöyle bir şey daha var. Göt. Ne demektir? İki soruydu, üçe çıktı bak. Tamam hadi üç. Ama madem açtık konuyu, bir soru daha oldu işte. Onu da sen cevapla. Tamam. Hadi. Göte kaba denilir Azerice. Kaba. Hani Göççe konuşma. Hani kabaca konuşma. Kabaca konuşma. Hani ben mesela aslen Yozgatlıyım. Biz zaten hani genelde kaba konuşuruz. Ondan dolayı da diyorum vay be diyorum. Bir araştırdım. Baktım bu. Bu arada da Azerbaycan'a tabii selamlar. Kardeş ülkemiz. Evet, selamımız olsun. Tek millet. Aynen öyle. Tek millet. Bir de vatan millet Sakarya arkadaşlar. Aynen öyle. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Güzel sohbetler. Evet. Bekleriz. Çok teşekkür ederim gerçekten de. Bunu YouTube kanalımıza kullanabilir miyiz? Tabii ki. Bir de bir şey daha yapıyorum abi son kez. 3'e kadar sayıyoruz hep birlikte. Benim sloganım. Sen biliyorsun Ferit abi, bir iki kere videomda vardım. Vardım evet. Ne diyoruz? Unuttum. Ne diyoruz ben sana? Ha, Yaman is the squad. Yaman is the squad. Diliniz döndüğü sürece. Yaman is the squad. Şöyle hep birlikte geliyoruz. Çünkü kapanışı böyle yapacağım. En video. Tamam. Sonunda sizi hep koyacağım. Süper tamam. Olacak. Bir. İki. Bekle Ferit abi. Tamam mıyız? Tamamız. Hadi. Bir. İki. Üç. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bu arada buraya kadar bakanlardan Allah razı olsun teşekkür ediyorum. Buraya kadar baktığınız için, kanalıma abone olduğunuz için, likeladığınız için vesaire vesaire arkadaşlar. Eğer bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı tekrardan unutmayın. Dediğim gibi artık arkadaşlar Türkiye'de de varız. Artık Türkiye'ye de video çekiyoruz ve Almanca da çekiyoruz. Bir Türkçe, bir Almanca. Bugün Türkçe çektiğimize göre önümüzdeki hafta Almanca çekilecek. Ve bu arada arkadaşlar kelimenin anlamı size söylüyorum. Şu an isterseniz, evdeyseniz, nereden izliyorsanız izleyin. Google Baba'ya girin, sorun, araştırın internette. Yarak, Azerice, eski Türkçe'de bildiğiniz silah demektir. Yavşak da bitin yavrusuna denilir. Bildiğiniz yavşak, bitin yavrusuna denilir. Araştırın, eğer yanlışım varsa videonun altına lütfen yazmayı unutmayın. Bu arada bütün şimdiye kadar bu videoda kimler varsa Instagram'dan olsun, şu olsun, bu olsun, onlara da abone olun. Murat kardeşime abone olun. Repograf şimdi yayınlıyorum. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Bana abone olun. Başka ne diyeyim size? Bu arada Mr. Grey Murat'a Osman'a abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Ve Tolga kardeşim, DJ ben, sen, ona da abone olun. Gelen geçen abone olun işte, artık size ne diyeyim. Ama diyeceğim şu ki arkadaşlar, eğer bu video, yarrak videosunun ikinci bölümünü istiyorsanız başka bir şehirde, başka bir insanlarla Türkçe, şu bu, Türkçe bütün dilen dili istiyorsanız yazın. 100 like
gelirse bu videoya, bu videonun part 2'sini yapacağım arkadaşlar. İkisini yapacağım. Atıyorum Stuttgart'ta, Frankfurt'ta. Bizimkiler, bizim Türkler ne diyor? Stuttgart. Frankfurt. Hani Türkiye'ye gittiğin zaman derler ya işte, aa nereden geliyorsun kardeşim? Frankfurt'tan. Benim de orada akrabam. Aynen orada işte arkadaşlar. İstiyorsanız abone olun, likelayın ve bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yaman is the squad demeden bitirmiyoruz. Hadi minnoşlar, görüşürüz. Ciao. Yaman is the squad. Yaman is the squad.